Şimdi bu özellikle en fazla yeni doğan çetesi olan hastanede ben doğmuşum. Ciddi misin? Ama Allah'a şükür yoğun bakıma alınmamışım. Allah'a şükür. Bu teknofest sürecini bizimle bir paylaşır mısın? Tamam. Projeniz neydi bilmeyenler için? Depreme karşı 5 aşamalı çözüm. Depreme karşı 5 aşamalı çözüm. Yusuf sen kaç yaşındasın? 11. Koca koca adamlar buna çözüm bulamıyorlar. Siz oturdunuz, takım halinde buna kafa yordunuz, doğru Yani mu? biz şimdi betonları şey yapmadık, yani betonları yaptık da binanın temelinin betonuyla birazcık karıştırdık oraları. Türkiye'nin IQ ortalaması 89'du en son. Bilmiyorum değişti mi? Senin IQ'un peki ölçtüler mi hiç? Tahmin olarak 120 diyorum. Kendi tahminim. Senin kuşağındaki çocukların en büyük hastalığı telefon, tablet, internet. Ben yani telefona bakıyorum. Yani o çocuklar gibi bakıyorum da yani o kadar da oyun oynamıyorum. Abartmayalım diyelim. Oradan tarihi şeyler izliyorum. Yani tarihle alakalı şeyler izliyorum. Tarihledim aranı Ne hiç. yani aramayı. Mesela tarihte nereye kadar geri gidebiliriz seninle? Birinci Öktürk Devleti. Ne diyorsun oğlum sen? O kadar gitmeyelim, o kadarına ben hakim değilim. Seninle neler konuşabiliriz biz bugün? Sen seç. Ekonomi. Olur. Ne diyorsun ya? Ne olacak bu makroekonomik düzenin hali? Çok kötü bir yere gidiyoruz yani. Nasıl yani? Ben en son dolara 2021 gibi bakmıştım. Dolar 18 falandı. Sonra 2023'te baktım, bir baktım 27 olmuş. Şu anda 32 mi ne? Fakirliğe doğru ilerleyecek Nasıl yani ekonomi. düzelteceğiz bunu? Hadi çözüm önerini alalım madem. Bilmem. Faiz sebep, enflasyon sonuç mudur? Hayır. Hayır. Teknofest'te bir başarı yakaladın. Gerçekten sana Türkiye'nin altın çocuğu demek istiyorum ben. Bu Teknofest sürecini bizimle bir paylaşır mısın Ebele? Yani biz Antalya'dan buraya kadar yükseleceğimizi hiç Nasıl düşünmedik. başladı bu süreç? Yani ilk başta biz takımca konuşurken bu projeyi hayata geçirdik. En sonunda dedik ki Teknofest'e bir katılalım, TÜBİTAK'a katılalım. Teknofest'te yani daha iyi insanlar var gibimize geldi. Biz de bu yüzden Teknofest'e katıldık. Bu şekilde sürecimiz böyle devam ediyor. Projeniz neydi bilmeyenler için? Projemiz depreme karşı 5 aşamalı çözüm. Depreme karşı 5 aşamalı çözüm. Evet. Yusuf sen kaç yaşındasın? 11. Koca koca adamlar buna çözüm bulamıyorlar. Siz oturdunuz, takım halinde buna kafa yordunuz, doğru Yani mu? biz şimdi betonları şey yapmadık, yani betonları yaptık da binanın temelinin betonuyla birazcık karıştırdık oraları. Projeyi ilk sunduğunda nasıl tepkiler aldınız insanlardan? Adana'da mı yoksa Antalya'da mı sunduğumuzda? Antalya'da, Ha. Adana'da hiç fark etmez. İnsanlar nasıl tepki gösterdi sizin projeniz? Sonuçta 11 yaşında çocuklarsınız. Bence Boyunuzdan çok büyük bir iş bence deprem ama helal olsun diyorum ben. yani Adana birazcık güzeldi. Yani o kadar da kötü değildi. Bir sürü insan bize tepki gösterdi. Böyle baktı, tebrik ederim. Böyle alkışladı. Jüriler de, benim bir sorum var da onu belki gösteririm, yayınlarım belki sosyal medyada. Onu da Nasıl bir soruydu görürsünüz. bu? Yani şey sorular böyle, bir başka jüri. Biz şimdi İngilizce sunum yaptık. Evet. Bilenler var mı bilmiyorum. İşte Ha sunumu da İngilizce yaptınız. iki arkadaşım yaptım. Bir tane arkadaşım da Türkçe anlattı. O da aşamaları anlattı. Biz de aşamanın derinliklerini İngilizce anlattık arkadaşımla. Çocuk sen altın çocuk değil platin çocuksun bu saatten Tamam, sonra. platin olduysa. Peki teknolojiyle aran nasıl? Yani özellikle merak ettiğin şeyleri incelemeyi hatta birazcık böyle hadi Türkçeyi birazcık basitleştireyim. Kurcalamayı sever misin? Evet, çok severim. Teknolojiyle aran nasıl? Neleri merak ediyorsun en çok? Yani teknolojinin en çok, yani bilgisayarlar nasıl yapılıyor? Yani içindeki RAM var ya, fan, ekran kartı, anakart falan, onları çok merak ediyorum. Hiç açıp parçalayıp inceledin mi? Yok, sadece ben Adana'dayken böyle Turkcell gitmişler, Arduino nasıl kullanılır onu öğrettiler. Ben de orayı bir deneyeyim dedim gezerken. Onu denedim. Böyle öğrettiler Arduino'nun bir kısmını. Öyle oldu. Peki yaşından büyük şeylerle uğraşıyorsun, ilgileniyorsun. İnsanların da dikkatini çekiyor bu. Yani evet. Nasıl tepkiler alıyorsun o yönde? Neler soruyorlar sana? Ne merak ediyorlar senin hakkında? Yani benim hakkımda nasıl sen böyle birinci oldun, böyle soru soruyorlar böyle. Ben de biraz şaşırıyorum yani, olamaz mı böyle bir şey, olamaz mı yani, bir 11 yaşında çocuk Teknofest'e katılamaz mı diyorum. Ya şöyle bir şey var. Öyle Şimdi cevap veriyorum. Türkiye'nin IQ ortalaması 89'du en son. Bilmiyorum değişti mi? Değişmiştir. Senin IQ'un peki ölçtüler mi hiç? Tahmin olarak 120 diyorum. Ay, kendi tahminim. Sana çok saygı duydum şu anda. Gerçekten çok iyi. Peki hedeflerin neler? Yani önümüzdeki 5 yıl içinde nerelere ulaşmak, neler yapmak istiyorsun? Şimdi bizim ilk hedefimiz Başakşehir. Yani ben tek olarak katılacağım galiba, yanlış bilmiyorsam. Biz şimdi Başakşehir Living Lab'a kayıt oldum ben. Oo. Kasım'ın sonunda beni bir sınava sokacaklar. Hı. O sınavda eğer geçersem sınavı, Nisan'ın sonunda Amerika'ya gideceğiz. Dur gitme. Gidersen geri dönmezsin sen. Zaten ülkede bir beyin göçü var. Seni de kaybetmek Öyle istemiyoruz. demeyelim, ayıp. Öyle demeyelim, ayıp.
Peki ne olacak bu Amerika'ya gidince? Ya şimdi First diye bir yarışma var. Öyle bir yarışmaya katılacağız galiba. Böyle robot yapmışlar. Ben daha yeni geldim. Geçen seneden kalma bir sürü arkadaş edindim böyle. Geçen seneden Çınar var. Hamza var. Atıyorum daha çok kişi var. Böyle tanışacağım çok kişi var daha. Öyle işte mekanik dersi var. Mekanik dersinde böyle robotun neler yapacağını böyle öğretmeye çalışıyorum. Ben Başakşehir Living'de sponsor olmalı. Sponsor diyorum, özür dilerim. Yok, teşekkür ederim demek istedim, sponsor değil. Peki Amerika'da başarı gelir mi sence? Yani ilk 3'e girer miyiz? İlk 3 değil de ilk 5 gibi düşünüyorum. İlk 10 falan. O yarışmada böyle Teknofest gibi rapor isteme. Eğer rapor yapmak istiyorsan gidiyorsun, izin alıyorsun. İşte raporu yapıyorsun, raporu yaparsan yani raporda girersen sana bir ödül de öyle. Ama raporsuz girersen ödül değil, direkt eğlencesine oynuyorsun. Bir şey söyleyeceğim, ben niye seninle böyle 40 yıllık arkadaşımla konuşur gibi hissediyorum kendimi? Bilmem. Peki hobilerin neler? Gündelik hayatın nasıl geçiyorsun? Şimdiki çocukların, genellikle senin kuşağındaki çocukların en büyük hastalığı telefon, tablet, internet. Ben yani telefona bakıyorum. Yani o çocuklar gibi bakıyorum da yani o kadar da oyun oynamıyorum. Abartmayalım diyelim. Oradan tarihi şeyler izliyorum. Yani tarihle alakalı şeyler izliyorum. Tarihle de mi aranayım? Ne aramayım. Az çok diyelim. Mesela? En çok yani tarihte nereye kadar geri gidebiliriz seninle? Birinci Öktürk Devleti. Ne diyorsun oğlum sen? O kadar gitmeyelim. O kadarına ben hakim değilim. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten tarih merakın nereden geliyor peki? Hafiz Hocam. Hafiz Hocam. Şey var, sosyal öğretmenimiz var. Aleykümselam. Onlar ne diyorlar senin bu merakların ve ilgi alanlarınla ilgili? Yani onlar benim ilgi alanımı çok bilmiyorlar diye düşünüyorum. Benim sadece Teknofest'te şampiyon olduğumu falan biliyorlar. Böyle röportajlara katıldığımı biliyorlar sadece. Ama tarihle hiç araman olduğunu hiç bilmiyorlar galiba Hafiz Hocam. Baba 40 yıllık dostumla konuşur gibi konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten çok garip. Seninle neler konuşabiliriz biz bugün? Hadi buyur. Sen seç. Ekonomi? Olur. Ne diyorsun ya? Ne olacak bu makroekonomik düzenin hali? Çok kötü bir yere gidiyoruz yani. Nasıl yani? Ya ben en son dolara 2021 gibi bakmıştım. Dolar 18 falandı. Sonra 2023'te baktım, bir baktım 27 olmuş. Şu anda? Şu anda 32 mi ne? Bakmıyorum değil mi? Ya daha da çıktı galiba. Aynen bence de. Hiç bakmak bile istemem. Ne olacak peki ülkedeki bu dolar dengesizliği? Fakirliğe lan, doğru ilerleyecek yani ekonomi. Bunu? Hadi çözüm önerini alalım madem. Bilmem. Faiz sebep enflasyon sonuç mudur? Hayır. Çocuklar hep genelde sorarlar ya Yusuf. Doktor mu olacağım, polis mi, avukat mı? Ha, yok daha onu belirlemedim yani. Şu anda ne iş yapacağım hala belirlemedim. Hala düşünüyorum. Neden? Bir sürü iş var. Pilot var, doktor var, polis var. Bir sürü var daha saymak. Çok zor yani. Gidin araştırın yani. Ben mi seçeceğim? Ama şimdi bu saydığın meslek gruplarının hemen hemen hepsi Türkiye'de mutsuz. Evet, hepsi bu arada. Ya sen de mutsuz olursan? Bilmem. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl tercihlerimizi yeni bir iş bulacağım. Birazcık takım arkadaşı böyle daha fazla insan toplayıp böyle daha büyük bir proje üretirsek belki. Sen takım çalışmasını seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Güzel. Hangi takımsın? Galatasaray. İyi, şampiyonluk görmüşsün. Sen abim? Ben Fenerbahçeliyim. Bir Fenerbahçeli olarak bir Galatasaraylıya soruyorum. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Siz bence 20 yıl daha başlarsınız şampiyon olmak. Yapma öyle şeyler. Yüreğimize indireceksin. Hadi bak Fred'i aldınız. Osay Samuel'i aldınız da. Biz Osimhen'i aldık. Fenerbahçe'den kimi Galatasaray'da görmek isterdin? Ceko değil. Yani şu anda tek Maksim'ini görmek isterim. Demek iyi oyuncu. Maksim'in iyi oyuncu. Futbolla aran nasıl, oynar mısın? Oynuyorum. Vallahi. Az önce 20 saattir beklerken size basketbol topuyla oynuyorum ya. Peki tüm bunlar olurken kafanın bir yerinde de ya Yusuf ya kendi kendine Yusuf ya futbolcu mu olsan diye şey yapıyor mu? Çünkü Türkiye'de futbolcular çok iyi kazanıyor. Evet, benim aklımdan hep onlar geçiyor. Bak adam bir hafta bekliyor yani yedek kulübesinde kalsa bile bir hafta bekliyor 500 bin euro kazanıyor o kadar. Bir haftada 500 bin. Bak büyük bir takıma transfer oldum. Atıyorum Manchester United'e transfer oldum, tamam mı? Orada yedek kulübesinde atıyorum Anthony ile bekliyorsun 5 hafta, ay 5 hafta diyorum. Bir hafta Anthony'yi bekliyor. Tanımıyorum bu arada. Futbolla o kadar alakadarım, tanımıyorum. Tamam. Oralara girmeyelim o zaman. Gir sorun değil. Benim cahilliğim ortaya çıkıyor. Tek başına yedek kulübesinde bekliyorsun. Bir hafta geçiyor direkt 500 bin euro hop banka hesabına yatıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok yaş grubunda bir soru değil ama bu kadar gündemi takip ediyorsun madem ki. Türkiye'de çok enteresan olaylar da oluyor. Yani özellikle senin yaş grubundaki çocuklar hani evet.
Çok enteresan şeyler de yaşıyorlar. Sen o sosyal medyaya girdiğin zaman, televizyonu açtığın zaman ya da ailen evde bir şekilde konuştuğu zaman, bunları duyduğun zaman nasıl etkileniyorsun bunlardan? Yani ürkütüyor mu bunlar seni? Yani şimdi bak, 12 tane yeni doğan bebeği öldürmüşler. Yeni doğan, yepyeni doğan. Onun ailesi, yani çok üzücü bir şey yani. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Ve şöyle bir tesadüf mü bilmiyorum. Şimdi bu özellikle en fazla yeni doğan çetesi olan hastanede ben doğmuşum. Ciddi misin? Ama Allah'a şükür yoğun bakıma alınmamışım. Kurtardık diyorsun. Vallahi Allah'a şükür. Projen depremle ilgiliydi. Şimdi şu olası İstanbul depremi. Biliyorsun hani bekliyoruz, yıllardır bekliyoruz ama hemen hemen hiçbir hazırlığımızı tam yapamadık. Bu konuda neler söyleyeceksin? Bu belediyeler üstüne düşeni yaptı mı? Devlet üstüne Hayır. düşeni yaptı mı? Hayır. Yapı stoğu yenilendi Hayır. mi? Hayır. Müzikle aram var diyelim. Ben bayağı böyle gösteride çıkıyorum. Bando takımında oynuyorum. Bizim okulun bando takımı var ya. Onda rol alıyorum. Ama 10 Kasım'da maalesef almadım. Olsun. Oğuz Yıldırım'ın canı sağ olsun. Özellikle sevdiğin, dinlediğin bir müzik tarzı ya da bir müzisyen var mı? Ceza. Ceza. Ceza çok. Böyle rap'e yeteneğin var mı? Onu da var dersen tamam diyeceğim artık. Holokost'u direkt ezbere söyleyebilirim ama bakarak, yani dinleyerek. Mesela şu anda biraz mırıldanabilir misin? Aklına gelir mi? Yerli plaka az şu onu söyleyebilirim. Hadi buyur. Plaka yerli. Ay sormuş. Çok utanıyorum, böyle bir sürü zibilyon tane insan böyle beni izliyor böyle. Çok utanç verici bir şey. Ama sahne cesaret gerektirir şampiyon. Aynen. Seni neyle besliyorlar abi? Pankek. Anne buradan çok teşekkür ederim. O yapıyor her şey bana. Stajyer arıyor musun? Olur. Olur. Düşük maaşla yanında işe başlayabilirim. Düşük maaş değil hatta, daha fazla. Her ay 500 vereyim. 500 okey mi? 500 okey. Tamam, 500 okey. Kabul. Kabul. Anlaştık.